Merhaba sevgili gençler. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlıklarımıza devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. 6. dersimizdeyiz. Pil potansiyelini etkileyen faktörlere geldik sevgili arkadaşlar. 1. sorumuz. Yukarıda verilen pil sisteminde 2. kaba sodyum klorür katısı ilave edilirse pil potansiyeli nasıl değişir? Gerekçelendirerek yazınız. Bakır klorür katısı diyor ki suda çözünmüyor. Arkadaşlar elektrotlara bakıyorum. Kalay ve bakırdan oluşmuş. Kalay ve bakırın tepkimelerine bakıyoruz arkadaşlar. İndirgenme tepkimeleri. Bu yüzden bunların indirgenme potansiyeline baktığım zaman indirgenme potansiyeli büyük olan katot. O zaman katot bakırın bulunduğu yer, anot kalayın bulunduğu yer. Biz bu iki tepkimenin anot ve katottaki tepkimelerini yazıp net pil tepkimesini çıkarmamız lazım. Anotta ne olacaktır? Kalayımız yükseltgenecektir. Kalay katımız, elektrotumuz. Neye yükseltgenecek? Artı 2 iyonla. Ne yaparak arkadaşlarım? 2 elektron vererek. Katotumuzda ise arkadaşlarım İndirgenme meydana gelecek ki ikinci tepkimeyi olduğu gibi alacağız. Bakır artı 2 iyonunu 2 elektron alıp bakır katısına dönüştü. Arkadaşlar yükseltgenme anottaki yükseltgenme potansiyeli standart yükseltgenme potansiyeli bu durumda 0,14 volt olur. Katottaki indirgenme potansiyelimiz de 0,34 volt idi. Biz bu iki tepkimeyi topladığımız zaman net pil tepkimesini elde ederiz. Net pil tepkimesinde kalay katısı artı bakır artı 2 iyonu ve biz net pil tepkimesini bir denge tepkimesi olarak alıyorduk. Ve kalay artı 2 iyonu neye dönüşecek? Artı bakır katısı. Arkadaşlar geldik pil potansiyelimizde ne olur arkadaşlar buradan 0,48 volt olur. Şimdi biz ikinci kaba sodyum klorür ilave edersek ikinci kapta hangi iyonumuz var arkadaşlarım? İkinci kapta biz şurada şunları yanlış yazmışız. Kalay nitrat ve bakır 2 nitrat iyonları var. İkinci kabımızda bakır iyonları var. Bakır iyonları suya eklediğimiz sodyum klorürün kloruyla bakırla klor iyonları ne olacak arkadaşlarım? Klor iyonları birleşip bakır klorür katısını oluşturup dibe çökerler. Bu yüzden bakır ne olacaktır? Bakır iyonu bakır katısına dönüştüğü için. O zaman ne diyoruz? İkinci kapta yer alan bakır iyonları bakır katısına dönüşür ve ikinci kaptan dolayı bakır iyonu derişimi ne olur? İyon derişimi azalır. İyon derişimi azaldı. Girenlerdeki maddelerden birinin iyon derişimi azalırsa denge ne tarafa doğru kayar? Denge geri yöne doğru kayar. Geri yöne kayar. O zaman arkadaşlarım etki ne oldu? Etkimiz bakır iyonlarının derişiminin azalması, buna karşın tepki ne oldu? Dengenin geri yöne doğru kayması, denge geri yöne doğru kayınca arkadaşlar hem pil potansiyeli azalacaktır değil mi? Hem de bir miktar kalay iyonu derişimi azalacaktır. Bundan dolayı pil potansiyeli ne olur arkadaşlarım? Azalır. Gelelim arkadaşlar ikinci bir örneğimize daha. Yukarıda verilen pil sisteminde birinci kaba saf su ilave edilirse pil potansiyeli nasıl değişir? Gerekçelendirerek yazınız. Arkadaşlar şimdi elektrotlar kurşun ve çinko. Kurşun ve çinkonun yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. Sıfırdan artı 2'ye sıfırdan artı 2. Yükseltgenmesi büyük olan kim arkadaşlar? Çinko. Çinkonun olduğu yer nedir? Anot. O zaman kurşunumuzun bulunduğu yer ne olacaktır arkadaşlar? Katot. Anotta yükseltgenme olacak. O zaman anottaki tepkimemiz arkadaşlar çinko elektrotun yükseltgenmesi ki ikinci tepkime olur.
Katotta indirgenme olur. Kim indirgenecek? Çözeltideki katyon iyonu. Çözeltimiz kurşun 2 nitrat olduğu için kurşun artı 2 iyonu indirgenecek. Yani birinci tepmeyi ters çevireceğiz. O zaman kurşun artı 2 iyonu 2 elektron alıp kurşun katısına dönüşecek. Burada da yükseltgenmeydi. İndirgenmeye dönerse arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 0, 13 volt olur. Biz artık bu iki tepkimeyi toplar. Net pil tepkimesini yazarız ki net pil tepkimesini ben şuraya yazayım arkadaşlarım. Net pil tepkimesinde çinko katısı artı kurşun artı 2 iyonu ve denge tepkimemiz ürünlerde ise çinko artı 2 iyonu artı kurşun katısı olur. Pil potansiyelimizin değeri pozitif olduğu için enerji ürünlerde olacaktır. Birinci kaba saf su ilave edersem arkadaşlar birinci kapta ne diyeceğiz onu şuraya yazayım. Birinci kapta ve denge tepkimesinde yer alan kurşun artı 2 iyonunun ne olur? Derişimi azalır. Derişimi azalır. O zaman arkadaşlar bizim etkimiz, etki ne oldu? Kurşun artı 2 iyonunun derişimi azalır. Derişimi azalır. Peki arkadaşlar girenlerden birinin derişimi azalırsa tepki ne olacaktır? Az olan yöne doğru kayacak. Tepki denge geri yöne doğru kayar. Geri yöne doğru kayar. Dengenin geri yöne doğru kayması ne demek arkadaşlarım? Burada pil potansiyeli, çinko iyonu ve pil potansiyelinin azalması o zaman E pil ne olur? E pilin değeri azalır. Geldik arkadaşlarım. Üçüncü bir sorumuza daha. Arkadaşlar mangan katısı ve kurşun katısının oluşturduğu iki elektrot. Bu elektrotlardan oluşan bir çözelti ve pil tepkimesi verilmiş. Dikkat ediniz. Elektrotların neleri verilmiş? Yükseltgenme potansiyelleri. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan mangan. Manganın bulunduğu yer nedir? Anottur. Kurşunun bulunduğu yer nedir arkadaşlar? Katottur. O zaman anot ikinci tepkimemiz olacak ki mangan elektrot yükseltgenecek. Katotta indirgenme olacak. Bu yüzden ikinci tepkimeyi ters çevireceğiz. Yani giren ile ürünleri yer değişecek. Bu durumda arkadaşlar tepkimemiz şeklinde olur ve indirgenme potansiyeli eksi 0, 13 volt olacak. Bu iki tepkimeyi topladığım zaman arkadaşlar net pil tepkimesini elde ederim ki mangan katısı artı kurşun artı 2 iyonu girenler kısmında denge mangan artı 2 iyonu ürünlerde artı arkadaşlarım ne olacaktır buna karşın bir de kurşun katımız ürünlerde olacak ve pil potansiyeli nerede olur ürünlerde olur çünkü pozitif enerji aşağı çıkacak oldu. Pil potansiyelini topladığımız zaman arkadaşlar dikkat ediniz değeri ne olacaktır? 1.05 volt olacak. Arkadaşlar burada ne diyor? İkinci kaba saf su ilave ettik. İkinci kaba saf su ilave etsek çözeltide hangi iyon var? Kurşun artı 2 iyon. Kurşun artı 2 iyonunun ne olacaktır arkadaşlar? Derişimi azalır. Peki kurşun artı 2 iyonu denge tepkimesinde nerede? Girenlerde. O zaman etki girenlerdeki bir maddenin derişimi azalır. Derişim azalırsa, girenlerin derişimi azalırsa arkadaşlar tepki ne olacaktır? Denge geri yöne doğru. Geri yöne doğru kayar. Denge geri yöne doğru kayarsa arkadaşlar pil potansiyeli ne olacaktır? Pil potansiyeli azalır. Geldik arkadaşlarım dördüncü bir sorumuza daha. Kurşun ve nikel elektrotların oluşu, demir ve nikel elektrotların oluşturduğu bir çözelti, bir pil tepkimesi.
Bu pil tepkimesinde arkadaşlarım, pil tepkimesinde dikkat ediniz. Ne demişiz? Birinci kaba sodyum sülfat ilave edilirse pil potansiyeli nasıl değişir? Arkadaşlar, verilen değerler yükseltgenme potansiyeli. Yükseltgenme potansiyeli kimin büyük? Demirin. O zaman demirin bulunduğu yer anot, nikelin bulunduğu yer katottur. Anotta yükseltgenme olur ve anotta elektrot yükseltgenir. Yani birinci tepkimeyi olduğu gibi alırız. Katotta ise arkadaşlar indirgenme olur. Çözeltideki katyon iyonu, ki burada çözeltideki katyon iyonu kimdir? Nikel artı 2'dir. Burada şu çözeltileri ne yaptık? Düzelterek verdik. Nikel artı 2 iyonu indirgenecekse ikinci tepkimemizi ne yapmamız lazım? Ters çevirerek yazmamız lazım. Ters çevirip yazdık arkadaşlarım ve bunun indirgenme potansiyeli de eksi 0,25 volt oldu. Buradan biz net pil tepkimesini yazacak olursak demir katısı, nikel artı 2 iyonu ve denge tepkimemiz demir artı 2 iyonu artı nikel katısı ve pilimizin enerjisi nerede? Ürünlerde. Çünkü pil potansiyelinin değeri ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Bundan dolayı enerji verir ve ürünlerde yer alır. Şimdi biz birinci kaba sodyum sülfat ilave edersek, birinci kaptaki demir artı 2 iyonuyla sülfat eksi 2 iyonu eklediğimiz çözeltinin sülfat eksi 2 iyonu birleşir, demir sülfat katısını oluşturur. Bu yüzden demir artı 2 iyon derişimi azalır. Arkadaşlar, o zaman etki nedir? Etki demir iyonu derişiminin azalması. Demir iyonunun derişimi azalırsa ürünlerin değeri azaldı. Bu yüzden tepki ne olacaktır? Tepki denge ürüne doğru kayar. Denge ürüne doğru kayarsa arkadaşlarım pil potansiyeli ne olur? Pil potansiyeli artar. Arkadaşlarım, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.